Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç'ın Terme'de kurulması planlanan termik santralin sistemden çıkarıldığını hatırlatması kamuoyundaki güveni pekiştirmek içindir. Samsun kamuoyunda geçmişte yaşananların hatırlanması nedeniyle bir soru işareti vardır. Çünkü DSP-MHP-ANAP koalisyonu döneminde kaç bakan söz verdiği halde o santraller kurulmuştu. O yüzden bir güven eksikliği söz konusudur. Bunun en büyük sıkıntısını çeken de Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'dur. Terme Çevre Platformu'nu kurdurup mitingler yaptırmasına ve chat toplantılarını takip etmesine rağmen şüpheli muamelesiyle karşı karşıya kalmıştır. Yetmemiş, AK Parti'nin genel merkez toplantılarında da bu tepkisini dile getirmiştir. Bakan Kılıç son chat toplantısından önce ilgili bakanlara durumu iletmiş ve söz almıştı. Terme'ye termik santralin yapılması mümkün değildi. Ancak Çevre Bakanlığı'ndan Terme Belediyesi ve OMV'ye gönderilen "Siz karışmayın" kabilinden yazı, deyim yerindeyse mide bulandırıcıydı. Terçep dönem sözcüsü avukat Hasan Demir bunu dillendirince ortalık ayağa kalktı elbette. AK Parti Çevre, Kültür ve Şehircilik konularından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'a bir rapor daha sunuldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'ye Başbakan Davutoğlu'nun mitinginde ne oluyor diye sorulduğunda Terme Santrali sistemden kaldırılmıştır dedi. Tüm bu gelişmeler üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç son noktayı koydu. Bu iş bitmiştir. İnanmak lazım. Çünkü tüm bu sözlere rağmen o santral kurulursa AK Parti bunun bedelini ağır öder sanırım. DSP-MHP-ANAP koalisyonunda yapılan benzer yanlışlıklar nedeniyle 3 partinin de baraj altında kaldığını hatırlayacaklardır.